Ülkemizde çok güzel kültür sanat festivalleri var. Mesela Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali gibi. İstanbul şehrimizde de İstanbul Film Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, İF İstanbul gibi köklü uzun yıllardır organize edilen festivallerimiz var. Antalya'da ve Adana'da ve bunun gibi büyük şehir festivallerinde genelde belediyeden destek alınır. Siz İstanbul'daki festivallerimize destek vermeyi düşünür müsünüz? Çünkü vakıflar tarafından genelde organize ediliyorlar. Ya da kendinize ait, kendi markanız olacak başka bir festival mi yaratmak istersiniz? Sorumun birinci kısmı böyle. İkinci kısmı da şu şekilde. Belediyeden destek aldığı zaman festivaller ister istemez bir siyasi yörüngede dönüyor bazı kararlar. Şu mümkün müdür Sayın Başkan? Bir festivale destek verip konuyu ve kararları sadece sanatçılara bırakmak mümkün müdür? Mümkündür tabii. Kendi deneyimimi söyleyeyim. İlçe belediye başkanlığı iken Beylikdüzü'nde ne yazık ki geçmişten devraldığımız bir buluşma, bir festival yoktu. Sanıyorum bu sene inşallah yani önümüzdeki 2021'de 6.'sı yapılacak caz günlerini başlattım. Örneğin yine 7.'sı yapılacak klasik müzik, Beylikdüzü Klasik diye müzik buluşması başlattık. Barış Sevgi Buluşmaları diye işte içinde sahafların olduğu, konserlerin olduğu, bir söyleşiler silsilesinin olduğu bir festival başlattık. Ama bütün bunları yönetmenin bir modelinin de arayışına geçtim. Şöyle ki, yani dedim ki arkadaşlar ben bugün bunları başlattığımı düşünüyorum. Tamam, halk sevdi ya da yerine başka bir şey bulduk, başka bir şey başlattık ama yarın bir belediye başkanı gelecek, diyecek ki siyasi olarak hadi bakalım indirin bu perdeyi kardeşim, başka bir perde açın. Ya bu bir travma yani bir kent için. Evet. Ve bunun bir vakıf modeliyle daha özgün ellere devredilmesinin hukuki bir attığını çalışmalıyız diye arkadaşlarıma bu şeyi bırakmıştım. Yani mirası bırakmıştım. Şimdi tabii ne yapıyorlar çok birebir takip etmiyorum. Şimdi İstanbul'da zaten böyle bir model var. Yani belli vakıfların yönettiği ve tabii gelir gelmez ilk sanatla ilgili toplantılarımızı onlarla yaptık. Biz size nasıl destek olabiliriz? Yani mesela çok değerli kontemporary İstanbul var. Mesela İstanbul'da çok değerli bir çağdaş sanat buluşmasıdır. Ya biz bunun bir parçası olmalıyız. Ama müdahalecisi değil. Oluyoruz tabii. Olmalıyız da daha fazla. Ya da işte İKSV'nin birçok çalışması var. Başka vakıflarımızın da var. Galerilerim var. Belki tiyatro alanında da geliştirilmesi gereken işler olmalı İstanbul'da. Yani daha üst seviyede. Dediğiniz gibi sinema alanında var. Her birisine katkı sunmaya hazırız ve oluyoruz da. Ha, ölçeği nedir, nasıl çalışırız onu bilemem. Ama şu tarafında olmayız. Biz katkı sunuyoruz da neresindeyiz? Yani sahnede ben kaçıncı konuşmacı olacağım mesela? Vallahi mümkünse konuşmacı olmayalım ama seyirci olalım. Hani böyle bence bir şeye de dönüşmeli. Bizce de öyle. Aynen öyle. Ya bu yani bu beni mutlu etmiyor. Yani sahneye çıkıp ne yapacağım ben? Mesela bazen tiyatro arkadaşlar diyor ki yani işte konuşma ya ne konuşması geldim işte tiyatroyu izleyip seyretmek yani istiyorum. Aynen sadece öyle bırakın beni. Yani ne diyeceğim ya hatta utanarak çiçeğimi verip kaçasım geliyor sahneden. Bu doğru bir model değil yani. Zaten insanlar bu tür politikacıdan ya da bu tür siyasi anlayıştan bence usandı. Yani her sahne siyasetçinin. Yani böyle kutsallaşmış bir alan gibi. Hatta bireylerin kutsallaştırıldığı bir mekan gibi. Bunu da yani tersine çevirecek olan mecra sanat. Sanatçılar da bu konuda dirençli duracak yani. Dirençli duracak. Buna şey göster, kırmızı kart gösterici. Bir dakika kardeşim, burası bizim alanımız diyecek. Demeli yani. Ben öyle düşünüyorum. Bunu da uygulayacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Peki, güzel. Peki Sayın Başkan, sanatçılar dirençli duracak. Tabii ki hepimiz bunu çok istiyoruz, yürekten istiyoruz. Ve fakat sizin şahane bir destekle tiyatroların kapılarını açtığınız bir anda Kürtçe tiyatro yapan bir tiyatro grubunun oyunu bir anda yasaklandı. Benim bildiğim kadarıyla o oyun bu ülkede yasak değil. Bildiğim kadarıyla kullandıkları dil de yasak değil bu ülkede. Burada kamuyu güvenliğini tehdit eden şey tam olarak nedir? Bulamadım ki. Yani devlet aklı ve devlet yöneticiliği çok hassas bir iş. Ne söylediğini bilecek.
Bugün de söyledim bir yerde, yani bu ülkenin koca bakan yardımcısı, 16 milyon insanın valisi, içi bomboş bir laf. Efendim, terör örgütleri işte ne destek amaçlı ya da söylemle ilgili bir iftirada bulunarak yasaklanmıştır diye efendim soruşturma açılacakmış. Kendi hakkınızda soruşturma açın. Ortada bir terör örgütü varsa bunu bugüne kadar bulması gereken ve bu konuda soruşturma açması gereken sizsiniz. Görevi ihmal etmişsiniz zaten demek ki. Bir. İkincisi, ya ortaya koyacağınız gerekçe uydurma, gerekçe siz böyle hiçbir mesneti olmayan bir şey olamaz, olmamalı. Hukuka uygun olmalı, kanuna uygun olmalı, vicdana, ahlaka uygun olmalı. O kadar saçma bir durum ki. Ben araştırın dedim, mutlaka bu Nobel ödülü almış adamın bir oyunu devlet tiyatrolarında oynanmıştır. Araştırın dedim yani. Kesinlikle. Tabii. Daha acısını söyleyeyim mi? Bu oyun, yani yasaklanan oyun oynanmış. Tabii ki. 2014'te oynanmış. Bu yasaklanan oyun. Yani evet, başka... Defalarca oynandı evet. Ülkemizde. Kürtçe olarak da yine bu grup, yani yasaklanan grup, bugüne kadar o 20-30 defa, 4 yıldır mı ne, bu işin oynuyor. Gösterimini yapıyor, oynuyor. Ya akıl tutulmaz. Yani biz bu işten geri adım atar. Bizi köşeye sıkıştıracaklar. Hani bir başka atmosfer ya, bir iklim var ya, biz... azıcık yani hemen geri adım atacağız. Biz iki adım ileri atarız kardeşim. Doğruyu yapıyorsak iki adım ileri atarız. Geri adım atmayız. Onlara geri adım attıracağız ama. Sayın Başkan, ben bir sonraki soruya geçiyorum. Oyuncular Sendikası'nda toplumsal cinsiyet eşitliği ve taciz bölümünü yürütüyorum. İki tane soru geldi benim alanımdan size. Bir tanesi şu. Yakın zamanda 0-4 yaş arası çocukların anneleriyle beraber ücretsiz seyahat edebilmeleri için bir anne kartı çıkarttınız ve çok da güzel bir uygulama. 0-4 yaş çocuklar anneleriyle babalarından daha çok vakit geçiriyorlar ve fakat sizin de toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok arkasında duran bir siyasi figür olduğunuzu çok biliyoruz. Bu kartı babaların da çocukların bakımına eşit derecede rol üstlenmelerini desteklemek, toplumu bilinçlendirmek adına ebeveyn kartı olarak değiştirmeyi düşünmez misiniz? Güzel bir öneri. Düşünelim tabii. Nasıl başladığından bahsetmek isterim. Çokça annenin şikayeti bizim önümüze geldi. Hı hı. Yani burada bir baba şikayetiyle rastladım mı şu an emin olamadım. Anneler çok şikayetçiydi. Çünkü ister istemez çok küçük yaşlar için özellikle konuşuyorum. Yani 0-1-2 birebir anne diyaloğuyla aslında geçiyor o yıllar baktığımızda. Bu bir gerçek. Doktordu, çocuğun beslenmesiydi vesaire. Şöyle bir talep yaşadık çok. Gidemiyorum, gitsem sıkıntı duyuyorum, dönemeyeceğim, bazen bütçem yetmiyor gibi. Gerçekten İstanbul'da keşke ben bunları duymasaydım ve keşke böyle bir kart çıkartma gereksinimi bu kent hissetmeseydi. Yani mutlu, refah düzeyi yüksek bir kent olsak. Ama öyle değiliz yani. İşsizlik vesaire. Dolayısıyla çocuklarımızın bir anne ne için küçük yaşta çocuğuyla gidebilir dedim. Doktora gidecektir. Çocuğun sağlığıyla ilgili gidecektir ya da kendi sağlığıyla ilgili gidecektir ama gezmeye çocuğunu bırakamıyordur. Gezmeye gidecektir. Gitsin kardeşim. Ne zaman geçerli bu? Annesiyle geçerli dedik. Şimdi siz başka bir açılım getirdiniz. Bence kıymetli. Bunu değerlendirebiliriz. Bakalım ve ona göre değerlendirelim. Eleştirden ziyade bir öneri aslında. Tabii. Yani kart güzel bir kart. Çok değerli. Bu önerinize bir bakalım. Çünkü bunun uygulanabilir, bazen olaya şöyle bakıyor, nasıl uygulanabilir, nasıl detaylandırılmalı, sistemi nasıl geliştirilmeli diye bir ebeveyn kartı diye çalışılabilir diye düşünüyorum ilk etapta. Ama değerlendirelim, güzel bir öneri. İnsanların sanata daha çabuk ulaşabilmesi için böyle daha yerel, her bir semtimizin şöyle güzel bir sanat merkezi olsa, insanlar oraya daha çabuk ulaşabilse, yani hem eğitim almak, müziktir, dramadır, resimdir benzeri. Hem de ürünlerini orada o anda hemen yani o kesime, o insanlara sergileyebilecekleri, paylaşabilecekleri sanat alanları kurmayı hiç düşündünüz mü? Bu sanki böyle insanları daha çabuk sanata ulaştırabileceği gibi ilişki kurması adına hem de bu konuda eğitim almış insanların
orada yani ehil insanların çalışabilmesi için bir iş alanı oluşturabileceğini düşünüyorum. Belki açık hava. Aynı zamanda açık hava sinemalarının gündeme getirilmesi, alanların çoğaltılması adına da soruyorum mekanları. Kesinlikle bu mümkün ve şu da demek değil yani büyük masraflarla çok büyük kültür merkezleri illa her yere yapılacak anlamında değil bu söylediğiniz. Evet, evet, evet. Gerek de yok ayrıca. Aynen. Bazen şu sahne kadar bir yer bile... Kesinlikle tam olarak kadar. Ondan bahsediyorum. Yani tabii, kullanılabilecek, paylaşılabilecek bir alan. Aynen, tam bir performansa dönüşülebilir. Bazen bir ders verilebilir orada, bazen bir söyleşi yapılabilir orada. Yani çok fonksiyonel, çünkü dünyada da böyle zaten. Hani bazen çok var. Minik minik atölyelerle çok yaratıcı insanların, çocukların, gençlerin bir araya geldiği mekanlar oluşuyor. Bir yurt dışı deneyimlerimizde bunu gördük. Buna dönük hazırlıklarımız var. Biz çocukların eğitimine, gençlerin eğitimine, aynı zamanda işte iş istihdam sorunlarına temas ettiğimiz oranda aslında kültür sanatla da ilgili bu tür mekanlar üretmeliyiz. Büyük kültür merkezlerimiz de var. Yani bu sene işte gördüğünüz yer açılıyor. Seneye Arnavutköy var, Gazi Osman Paşa var. Yani dört noktada daha İstanbul'da aslında kültür merkezlerimiz var ama dediğiniz anlamda mahalle işlerine girecek ve çocukları, gençleri orada buluşturabileceğimiz çok değerli bir çalışmayı yapıyoruz. Zira mahalle evleri projemiz var ki bunu içine alıyor aslında. Örnektepe'de, Beyoğlu'nda şu anda bununla ilgili hazırladığımız bir çalışma var. Bu mahalle evlerinde biz sanatı en öndeki unsurlardan biri haline getirip hem yetenekli insanlar oraya çekmek hem de sizin gibi kıymetli sanatçıların orada insanlara ilham vermesini sağlamak istiyoruz.